Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evime, mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasip olursa biz yemek yapacaktık. Bugün de oğlum tavuk butu getirmiş. Onu yapacağız nasip olursa. Sizler biliyorsunuzdur ama belki bilmeyenler vardır diye beraber çekip paylaşmak istedik. Burada 7 adet tavuk butum var. Onları yıkadım, temizledim, parçaladım. Üzerine şeylerini aslında size gösterecektim. Yanlışlıkla dökmüşüm. Tavuk baharatı döktüm, bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı toz biberim var, annem yapıyor, her zaman söylüyorum, ondan koydum. Birazcık tuz, biraz kekik, birazcık da karabiber koydum. Bu şekilde. Bir de üzerine birazcık şimdi şey yapacağım, zeytinyağı gezdireceğim. Sıvı yağ değil, zeytinyağı. Burada patateslerimi hazırladım. Yaklaşık 6 tane falan patatesim vardı. Onları hazırladım, doğradım. 4 diş sarımsak vardı, tat getirsin diye onu hazırladım. 2 baş soğanım vardı. Onları da kestim. Bir de 3-4 tane biberim var. Bu şekilde bundan yarısına zepsi koyacağım. Yarısına tavuk butlarımı baharatlayacağım. Onları koyacağım fırın tepsime. Fırını süreceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nasip olursa şey yapayım, ben karıştırayım bakalım şeyimi. Butumu. Bismillahirrahmanirrahim. Yağımı şöyle bir gezdireyim. Şöyle bir karıştırayım elimle. Bunu önceden soslayabilirsiniz eğer vaktiniz varsa. Yoksa benim bugün pek vaktim yok. Yapıp hemen fırını süreceğim. Daha önce bir işim vardı, o yüzden geciktim. Böyle yapacağım arkadaşlar. Bunlar tepsiye, fırın tepsisini aldıktan sonra aynı şeyin borcamın içinde patatesle falan tuzlayacağım. Yani baharatlayacağım bu şekilde. Ama bekleyince daha lezzetli oluyor. Yani biraz bekledim, daha iyi oluyor. Bu şekilde ben fırın tepsimi bir yerleştireyim. Arkadaşlar patatesimi de buraya aldım. Tavuklarımı bu şekilde baharatladım, koydum. Bunun yine aynı, her şeysi aynı yine. Tekrar koydum. Şimdi yine sıvı yağını koyacağım. Tekrar karıştıracağım. Ne var ne yok. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz çok şükür. Allah'ım bugünümüzü aratmasın. Şimdi böyle bir şeyler yapalım dedik. Yanına bulgur pilavı veya beyaz pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Biz de bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Şimdi bir fırına atalım. Bir şey yapacağız yanına. Bir salata. Bu şekilde. Sarımsak da bayağı koydum içerisine. Şey olsun, aroması hani hem tavuklara hem patateslere şey yapsın diye, geçsin diye. Bu şekilde. Şimdi artık boşaldı bilirim. Arkadaşlarım hazırladım. Bu şekilde. Bir tarafı tavuk butu, bir tarafı patates, soğan, sarımsak, biberim vardı, biber koydum bu şekilde. Şimdi üzerini tamamen kapatacağım ki şey olsun, lokum gibi olsun tavuk butları falan. Bu şekilde fırında işte alt üst pişirmeli yaklaşık 35-40 dakika falan işte. Yine arada kontrol ederiz. Son 5-10 dakikayı üzerinde kalıdı, yağlı kalıdı alacağım. Hani biraz üzeri çıtır çıtır olsun. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah fırına atarken görüşürüz tekrar. Şöyle ben bir üzerine şey yapayım. Şekilde yağlı kağıdımı ısladım. Hatta patatesleri falan bayağı iri doğradım. Çünkü şey etilen hani aynı kıvamda pişmesi için. Bu şekilde tamamen sizin zevkinize bağlı, baharatlarınız isteğiniz göre koyabilirsiniz. Biz bu şekilde yapıyoruz. Güzel oluyor. Böyle arkadaşlar. Görün. Arkadaşlar alt üst pişirmeli 180 derecede tam ortasını koydum bu şekilde. Tekrar görüşürüz bakalım. Arkadaşlar fırındaki tavuk butumuz oldu. Patatesli, soğanlı işte gördüğünüz gibi biberli falan. Kolay, basit. Yaklaşık 45 dakika falan sürdü işte. Şimdiden yapanları yenir, afiyet şifa olsun. Yanında bir bulgur pilavı yaptık. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.